bunlardan başka bir şey değildir. Şimdi insanların kafası bundan meşgul edilmektedir. Bu yılların bir birikimin yansımasıdır. Tabii bu operasyonu çerçeve içerisine sokulmuş, önümüzdeki süreçte savcı iddianamesi yazacak, mahkeme kararını verecektir. Ondan sonra insanlar daha bilgili olacaktır. Burada hiç kimsenin bu konuda yorum etmesi son derece yanlıştır. Bilgiyi kamuoyuna aktarması son derece yanlıştır. Hukuka saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Eğer orada bir takım yanlışlıklar, bir takım güçlerin siyaseten kullanılması varsa süresi içerisinde onu çıkaracak olan da parlamentonun kendisidir, bir başkası değil mi? Ama size bu konuda bayağı soru var. Yani bir ne diyor mesela? Bir eski bir emniyet kökenli üst düzey görevler yapmış, sonra bakanlığınız falan. Bu özellikle soruşturma süreci içerisindeki operasyon biçimini, alınış şekilleri, işte ulusal kanal, diğer bürolar, diğer insanlar gece yataklarından kaldırılması, böyle uzun uzun şey var. Yılmaz Deniz'de buna değmiş, İzmit'ten. Böyle çok sayıda soru var. Bunların hepsi ceza mahkemeleri kanununda, ceza mahkemeleri kanununda, ceza kanununda, bütün bu şeyde usul hukuku bakımında bütün her şey yazılıdır, kuralları bellidir. Eğer böyle bir usulsüzlük, hukuksuzluk varsa bunun karşısı da bellidir. Yani savunma direkt mahkemeye gidebilir. Yani şimdiki yeni yasalara baktığınız zaman hiç kimse keyfi hareket edemez. Değil mi? Orada bağlayıcı hükümler var. Olabildiğince de zaten tutuksuz yargılama esastır bildiğimiz kadarıyla, değil canım, mi? Çok yani, önemli şeyler var. Yani eğer geçmiş, çok büyük bir sakınca yaratmıyorsa şeyi, geçmiş ceza kanunlarına baktığınız zaman, ceza mahkemenin kanunlarına baktığınız zaman çok büyük açılımlar var. Çok büyük boşluklar var. Ama çok da büyük yenilikler var. Bunları görmek lazım. Tabii. Orada keyfilik, yani keyfi hareket edebilme şansı yok. Evet. Orada tabii mahkemeye bir takım yetkiler de vermiş. Şeyi kullanabilme bakımından. Yani bunlar çok önemli şeyler, yenilikler. Şimdi sizin böyle bir uygulamada bir takım eksikler olabilir, hatalar olabilir. Az önce söyledim. Bunları gidermemiz gerekiyor. Bunları kim giderecek? Bu eylemlerde ortaya çıkan yanlışlıklarla gidereceksiniz. Kavgayla, gürültüyle gideremezsiniz. Bunun için insanları eğitmek gerekiyor. İnsan yetiştirmek gerekiyor. Şikayet ederek, kavga ederek bir yere gidemezsiniz. Yani neden kaynaklandı? Demek ki bir eğitimsizlik var. Öyle değil mi? O zaman siz hemen toplayacaksınız, bunu eğiteceksiniz. Halkınızı da söyleyeceksiniz. Bak, uygulamada şunlar hataydı. Biz hemen bir eğitim semineri açtık. Bunları eğitiyoruz. Yani şu yasa şöyle kullanılacak. Bu böyle yapılacak falan. Bunları eğiteceksiniz. Biz bunları yaptığımız için biliyoruz. Ve bütün bu eğitimlerin çok büyük katkısı oldu. Yasa çıkarmak önemli değil burada. Önemli olan uygulamak. Yani binlerce yasa çıkarttınız. Uygulama peki? İyi uygulamadığınız zaman çıkarttığınız yasalar halka ve ülkeyi tehdit eder. Yok eder. Yani burada bu bir kültür demektir. Şimdi siz de kanunu okudunuz. Mesela soruşturmanın ta mahkemenin şeyine kadar bununla ilgili yorum yapılamaz. Evet. Kişilerin hakları zedelenemez. Gibi bir sürü şeyler var. Onları ne suçlu ne şüpheli olarak kabul eder. Zanlı olarak, sanık olarak gösteremez falan filan. Yargılamayı yargıdan önce basın yapamaz. İnsanlar yapamaz kuşkusuz. Bunun müeyyidesi konmuş değil mi? Evet, çok açık. Ama bakın, bizim 6 aydan 3 yıla kadar basın yolu olursa bir katı oldu. Şimdi buradaki şey şu. Aslında medeni devletlerde böyle bir yasaya da gerek yok. Bu bir kültür demektir. Doğru. Yani bu kültürün yaratılması için bu altyapıların yapılması gerekiyor. Kültür kendiliğinden olmaz çünkü. Araştırma enstitüleri ve yaratıcılığınız altyapılarla toplum bilinçli kılınacak. O zaman halk çıkan yasaya sahip çıkacak. Tabii. Mesela bu ülkedeki suç hareketlerini önleme bakımından çıkaracağınız yasa farklıdır. Almanya'da farklıdır. Çünkü oradaki suç hareketi farklıdır. Bunları bugüne kadar hiç yaptınız mı? Hiç yapmadınız. Yaptınız mı siz? Görüyor musunuz? Hayır. Ne tartışılıyor peki bugünlerde? Efendim herkes yer adım atsın. Halk kavga etmiyor ki. Kim kavga ediyor? Sistemden beslenenler. Peki sistemden beslenenleri çökertecek olan kim? Parlamento. Parlamento nerede? Parlamentonun nerede olduğu belli değil işte. Parlamento, siyasetçiler, genel başkanlar, üç genel başkan bir masanın etrafında oturup
bütün bu sıkıntıları bilmesine rağmen, bütün bu bilgilerin önüne gelmesine rağmen bunu çözemez mi? Evet. Değil mi? Evet. Yani kavgalı ülkeler bile genel şeyleri, devlet başkanları, hükümet başkanları, hı hı, o ülkelere gidip barışmak için, o ülkelerin kendi, o ülkelerin imkanlarını kullanmak için gidip orada çaba sarf ederken, Türkiye'nin içten ve dıştanki tehdidine kadar, ki en büyük tehdit bugün Türkiye'de PKK, belli, açık ve net. Hı hı. Peki PKK tehdit mi bugün? Tehdit. Peki Doğu ve Güneydoğu'da son zamanlarda kamuoyuna yansıyan ve Batı'da yansıyan fotoğraflar Türkiye için çok büyük tehdit olarak gözüküyor. Marksist Leninist bir kimlik üzerine kurulmuş bugün PKK'nın geldiği noktada Kur'an-ı Kerimler başta geziyor. Said Nursi'nin fotoğrafları başta geziyor. Din öne çıkmış vaziyette. Hı hı. PKK açısından, Hizbullah terör örgütü açısından, Fethullah Gülen cemaatinin oradaki çalışmalar açısından. Hı hı. Hepsi iç içe girmiş vaziyette. Hı hı. Bunu araştırmak lazım. Hı hı. Bu neden böyle oldu? Hı hı. Amerika PKK'yı neden siyasallaştırmak istiyor? Hı hı. Kime karşı niçin kullanmak istiyor? Türkiye'den ne istiyor? Türkiye sıkıştı. Siyasetin verdiği vaatler siyasetçiler tarafından yerine getirilmediği için de korku ve panik var. Bunlar biliniyor artık. Hı hı. Çünkü siyasi parti, yani eğer bu iktidar iktidardan düştüğü takdirde hem yolsuzluktan yargılanacak, hem de geçmişte verdiği vaatler hepsi not edildiği için esas ondan yargılanacak. Hı hı. O zaman bir başka fotoğraf çıkacak ortaya. Şimdi bu çatışmadan kim kaybediyor? Halk ve ülke kaybediyor. Hı. Ben bilgi var derken bütün bu bilgiler süresi içerisinde, yıllar içerisinde hep geldi. Türkiye'deki yani şöyle geriye dönün 1987'li yıllara. Irak'ın üçe bölüneceği, Türkiye'de, hı hı, toprak talebi olacağı falan, bunlar Fransız gazeteleri yazmadı mı 1987, evet, yılında? O zaman Irak Amerika tarafından işgal edilmiş mi diyor. Peki bu bilgiler, açık bilgiler varken Türkiye neredeydi? Uzayda mı geziyordu Türkiye'nin siyasetçisi, bürokratı? Bütün bu bilgiler süresi içerisinde gelmedi mi? Geldi. Hı hı. Peki ne yaptı peki bugüne kadar? Hiçbir şey yapmadı. Demek ki bilgi geliyor, fakat eyleme dönüştürmesi gereken siyasetçisi, bürokratı bunu eyleme dönüştüremiyor. O zaman hatta şu soru gelmesi lazım. Türkiye'yi Türkler mi yönetiyor? Yoksa birileri birilerini tehdit mi ediyor? Bütün bu tehditlere karşı bir önleyici tedbir alınamıyor. Evet. Bir avukat izleyicimiz, Sayın Avukat Güney, diyor ki siyasiler illegal bilgileri arşivliyor, işine geldiği zaman kullanıyor. Bu vatandaşa zarar veriyor. Biz kime nasıl güveneceğiz? O zaman en büyük kanunsuzluğu erki elinde tutan siyasi gruplar yapmış oluyor. Benim gibi sade vatandaş olarak dürüstlüğüm o zaman ne işe yarıyor demiş. Bilgiler biliyorsun gazeteciler de satarak çok zengin oldular. Hı hı. Yani şimdi gerçekleri konuşmamız lazım. Bazı köşelerde saygın gazeteci olarak gezinen çok insan kendisine ve gönderilmiş olan yolsuzluk bilgilerini satarak çok zengin oldu. Bunları herkes biliyor. Hı hı. Yani onlar da aynı şey. Yani bu siyasetçi kurumlar arasındaki, kurumların kendi içindeki namussuz insanlarla sistemden menfaatler arasında da yoğun kavgalar var. Hı hı. Sistemden faydalanan hırsızların arasından da güç paylaşımı içerisinde kavgalar var. Onlar da birbirlerini hep afişe ederler. Hı hı. Bu bilgilerin yansıması için de gönderirler. Niye? Onu yok edip kendisi o koltuğa gelsin diye. Bunlar yıllar içerisinde hep bunlar yansımıştır. Ve bu bilgilerin bir kısmı parayla satılır. Ve böyle büyük bir çalışmalar vardır. Siyasetçi siyasetçinin arkasında bu bilgiyi toplar. Siyasetçi bürokratın arkasında toplar. Bürokrat bürokratın arkasında ulaşabildiği bilgiyi toplar ve bunu bir tehdit aracı olarak kullanabilir. Niye? Çünkü devletin altyapısındaki eksiklikten dolayı. Devletin altyapısı güçlü olsa kimliksiz bürokrat, kimliksiz siyasetçi hizmete gelemez, getirmez vatandaş. Vatandaş çünkü bilgisi bırakıldığı için bu oluşumdan haberi yoktur. Hı hı. Bunu bilmez. Bugüne kadar da araştırma yapılmadığı için, yani bugün 1980 öncesi, 1980 sonrası, 2000 ve 2000 sonrası hiç araştırma